Merhaba sevgili izleyiciler. Tamam, trollemeyin. Gel gel gel. Gel gel gel. Herkes tamam mı? Gidiyoruz abi. Ya otobüs kullandığıma inanamıyorum ya. Biraz hız yapsam mı? Merhaba sevgili izleyiciler. Yerli markamız Karsan Münih'te çok özel bir toplantı yapıyor. Arkamda bir hangar var. Bu hangarda elektrikle çalışan otobüs Atak tanıtılacak. Bu videoda yerli gururumuzun yepyeni ürününü sizlerle paylaşacağım. Markası olarak kullandığımız Karsan ise çok genç aslında. 6 yıldır ürünlerimize, kendi ürünlerimize piyasadayız. Şimdi Haziran 2019'da Atak'ı tamamen elektrikli hale getirdik. Evet arkadaşlar, şu anda otobüsümüzü sevgili Doğan Kabak'la gezeceğiz ama Doğan'cığım... Abi oradadır, sen boyuzun ya. Tamam, böyle mi çıkalım? Doğan abi, bize anlatabilir misin abi? Burada bir şarj var abi. Evet. Tamam mı? Bak burada da var. Evet. Ama burada da var. Şimdi bu ikisini taktınız. İkisi aynı anda takılan böyle bir ünite bu. Gelecekte ben hep söylüyorum, hani binek otomobillerden önce ağır ticari, hafif ticari, bunun gibi otobüslerin elektriğe dönüşüp hem bunlar sürekli yolda olduğu ve çok kilometre yaptığı için aslında bunlar da bir Ar-Ge. Bunlar da bir fizibilite çalışması. Ne oluyor, ne bitiyor? Isınıyor mu, patlıyor mu, çatlıyor mu? Bu 3 saatte oluyor. Tamam mı? Tamam. Ama bu pahalı, bunu kurmak. Bu üniteyi, bu hızlı şarjı. Evet. Adam ne yapmış? Ne yapmış? Normalde tek buraya takarsan 10 saatte oluyor. Tamam. Ama buraya da takarsan, buraya da takarsan, yani senin anlayacağın dille söyleyeyim. iPhone hem wireless hem kabloyla şarj ediyorsun. Aynı anda. Aynı anda. O zaman ne oluyor? 5 saate düşüyor. Hadi bakalım. 5 mi 3 mü? 5. 5 saate hızlı düşüyor. Hızlı şarj 3 saat, hızlı ikisini şarj. Taktın 5 saat, tekini taktın 10 saat. Tek tıklamada kapıyı açıyorsunuz. Her şeyi dokunmatik ekrandan yönetebiliyorsunuz. Bunları Karsan yerli mühendislerle buraya tatbik ediyor arkadaşlar. O da çok önemli bir detay. Yerli otomobil projemiz var. Yerli otomobil projemize katkı sağlamayı düşünüyor musunuz? Bu proje hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi yerli otomobil projesi, aslında yerli otomobil projesinin bir sahibi var. Şimdi bir şirket var, o şirketin CEO'su var. Onun kendisinin cevaplaması daha doğru olur. Bununla ilgili benim bir şey söylemem çok doğru olmaz. Düşünsene bütün İstanbul'da bunların dolaştığını. Gerçekten çok ciddi ses azalımı olur. Çok ciddi hava kirliliği azalımı olur. Ya yani bineklerden önce bunların tamamen elektriğe geçmesi taraftarıyım ben. Şimdi harika bir test sürüşü yapacağız. 300 kilometre menzili olan Atak otobüsüne bineceğim. Burası askeri bir havalimanıymış ama daha sonra bir kısmı diyorum çünkü halen şu arka taraflar askeri bölge. Burası ise BMW'ye devredilmiş. Şimdi buraya geçelim bakalım. Arkadan binelim. Arkadaşlar şimdi elektrikli otomobile gitti kafa. Elektrikli otobüs kullanacağım. Hayatımda ilk defa bir otobüs kullanacağım. Ve bunun yerli bir otobüs olması benim için ayrı bir gurur kaynağı. Şimdi 300 kilometre menzil olan bu otobüs nasıl çalışıyor? Bir de niye bunu anlatırım biliyor musunuz? Bu otobüsü kullanmak çok kolay ve her şey şoförün konforu için hazırlanmış. O nedenle bunu sizlere ispat edeceğim. Yapmamız gereken çok basit. Öncelikle D'ye basmak. Burası çok kolay yönetiliyor. Sonrasında her şey hazır aslında. Mesela şunu yapmayı çok istedim. Şimdi bir orta kapıyı açacağım. Biri bana orta kapı diyebilir mi? Hemen. Bak, hep bunu yapmak istedim. Aynaya bakıp herkes bindi. Kapatıyorum.
Herkes tamam mı? Gidiyoruz abi. Şu an drive'dayız arkadaşlar. Ayağımı frenden çekmeden önce frene basıp el frenini serbest bırakıyorum. Birinci kapıyı da açıyorum. Tamam. Biri kapatıyorum. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel, come on. Arkadan. Arka kapıyı mı açayım? Tamam. Açtım. Ön kapıyı kapatıyorum. Efsane yapmışlar ya. Çok rahat ve çok kolay. Devam ediyoruz o zaman. Herkes tamam mı? Kapımız açık galiba. Kapıyı kapatıyorum. Elektrikli otobüsümüz kullanıma hazır. Ayağımı frenden çektim ve gaza basacağım. Çevreci tamamen elektrikle çalışıyor. Ya otobüs kullandığıma inanamıyorum ya. Biraz hız yapsam mı? Şu anda bu otobüste BMW i3 motoru var arkadaşlar. Ayağımı gazdan çekince de freni yapıyor ki gilleri yeniden şarj ediyor. Yani tamamen enerji tasarrufuna odaklanmış bir otobüs. 52 kişiyi taşıyabiliyorum. Aa, şu çok rahatlı koltuk. Koltuk beşik gibi arkadaşlar, sallıyor. Şimdi arkadaşlar şu frende, evet. Bunları şu anda öğreniyor olmam kötü bir şey. 360 derece döneceğim. Neden bunu yapıyorum? Çünkü bu otobüs bazı şehirlerde, mesela İtalya'da, İstanbul'da bazı yerler çok dar, sokaklar 9 metrelik mesafede dönebiliyor 360 derecede. Bakın dönüyorum arkadaşlar. Direksiyon bu arada çok rahat. Aşırı rahat ve kolay. Trafiğe kapalı bir alanda yapıyorum tabii bunları. Beni şikayet etmeyin beyaz masaya. Ama zaten burası Almanya. Almanya'nın beyaz masasına beni şikayet etmeyin lütfen. Şimdi bir slalom yapacağım. Bakın şurada çok zorlu yerler var ama benim gibi usta bir şoför. Şunları Doğan Kabak düşürdü bu arada. Şu iki taneyi. Süremedi. Yazıklar olsun Doğan. Herkes biraz sıkı tutunabilir mi arkadaşlar? Herkes sıkı tutunsun, basacağım. Ben uyardım abi. Ben basıyorum, köklüyorum. Çok iyi ya. Ya efsane, efsane. Arkadaşlar koltuk gerçekten çok rahat bu arada. Her şey şuradaki 10 inçlik bir ekran var. Oradan dokunmatik yapıyor. Klimayı kapattım mesela. Arkadakiler piştim, bana ne. Neyse açayım tekrar, yazık onlara. Sonrasında şuradaki joystick var. Tek tıklamada kapıyı açıyorsunuz. Her şeyi dokunmatik ekrandan yönetebiliyorsunuz. Bunları Karsan yerli mühendislerle buraya tatbik ediyor arkadaşlar. O da çok önemli bir detay. Şimdi. Şuradan mı döneyim abi, yoksa şuradan. Bu arada hiç sinyal vermediğimi fark ettim heyecandan. Özür dilerim. Vallahi çok keyifli bir deneyimdi ya. Şurada da bırakacağım. Bir tur daha atmak ister misin? Bir tur daha mı? İster misiniz? Herkes memnun mu? Bu sefer kafana göre. Herkes memnun mu? Hakkı bizi uçuruyor. Kaptan bizi uçur. Hadi hazır mısınız? Arkadaşlar yolcularım çok memnun kaldı. Bir tur daha istediler. Wow! Çok iyiydi. Ya şu cam efsane bu arada. Öndeki cam. Her şeye hakimsiniz. Bu arada aynaların tasarımı özel bir tasarım. Koç Design diyorlar arkadaşlar buna. Yani etrafta ne var ne yok her şeyi görebiliyorsunuz. Bir de şu 10 inçlik ekranda zaten arka tarafı da görebiliyorsunuz. Etrafta hiç kimseye zarar vermeden koca otobüsü kullanabiliyorsunuz. Frene basmıyorum. Kendisi fren yapıyor şu anda. Ve bataryayı dolduruyor arkadaşlar. Bu arada batarya
235 kW gücünde. BMW'nin bataryası. Bu bataryayla 300 km yol yapabiliyorsunuz. Bu arada BMW ile işbirliği bana göre çok önemli. Çünkü BMW milyonlarca kilometre yol yaptı. Güvenli yani. Hani bu bataryaların güvenliği de çok önemli. Şoförü asla yarı yolda bırakmaması lazım ve buradaki yolcuları da güvenli bir şekilde taşıması lazım. O nedenle BMW ile işbirliği bana çok güven verdi arkadaşlar. Zaten Kars'ın bu etkinliği de bir BMW ev sahipliğinde yapılıyor. Yani bu işbirlikleri bana göre çok önemli. Uçuyoruz arkadaşlar. Vallahi şu an ben bayağı bir gidiyorum yani. 75'e sınırlandı Almanya'da ama 100'e kadar yolu var. 100 kilometre bulabilirim yani.